Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah haliniz, hatırınız iyidir. Ben iyiyim, benim karnım acıktı arkadaşlar. Isıcağı sıcak, önüne pişirecek değil sorarsanız. Yayla çorbası pişireceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar canlarım, bir tane şöyle büyük ördek yumurtasından kırdım. Şöyle iki kaşık da un koydum. Yoğurdu biraz cıvıttım arkadaşlar. Bu arada da şöyle görmüş olduğunuz gibi bir çay bardağı kadar pirincim var. Şimdi en ilkin bunu güzel şöyle bir blenderdan geçirdiğim zaman şey oldu. Yumurtanın sarısına bak, görüyor musunuz? Koyun yumurtası olunca böyle oluyor. Bakalım bir pütürlüğü var mı? Güzel olmuş arkadaşlar. Sapsarı oldu, şey oldu ha. Yumurtadan mı diyor şimdi bu? Yumurtadan arkadaşlar, koyu yumurtası oldu. Şimdi arkadaşlar blenderdan geçirdim. Kaynayacağına kesilmesin diye arkadaşlar karıştıracağım kaynayacağına. Daldıktan sonra pirinçlerimi atacağım içine. Ondan sonra bir şöyle bir 10-15 dakika kadar pişireceğim. Ondan sonra üzerine arkadaşlar dileyin, isterseniz toz biber yapın, isterseniz nane ile beraber üstüne tereyağıyla, üstüne piştikten sonra güzel coz bir mis gibi nanesiyle tereyağını yakacağım canlarım. Bu kaynayışlarını böyle karıştıracağım. Kaynadıktan sonra, daldıktan sonra kaynar suda koyabilirsiniz arkadaşlar. Direkt böyle koyduğunuz zaman kesilir. Kesilme olur karıştırmazsanız. Ben de karıştırayım arkadaşlar. Dalınca görüşecek, tamam mı? Arkadaşlar şöyle koyuluğunu göstermek istedim sizlere. Kaynadı. Biraz suyunu koydum üstüne, görüyor musunuz? Ağır ağır şimdi altını kısacağım. Pirincini de atıverdim içine. Taşırmadan koyuluğu gerçekten şu şekil hemen. Neden blenderdan geçiriyorum arkadaşlar? Hiç kesilme olayı olmuyor, görüyor musunuz? Köpüğü var ama koyuluğu da çok güzel oldu. Pişsin arkadaşlar. Bir 10-15 dakika. Yani verirken görüşelim. Tamam mı anneciğim? Tamam. Thank you.
Arkadaşlar Hatice Hanım pirinç pilavını da yaptım. Döktürmüş adeta bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Güzel oldu, güzel. Var bunun yanında. Var bimyen demek güzel oldu vallahi. Çorbasını da yaptı. Yayla çorbası. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Yemek bugün bol. Menümüzde bugün arkadaşlar yayla çorbamız var. Pirinç pilavı var. Var bimyemiz var. Daha ne olsun ha yani. Arkadaşlar. Tereyağını koydum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şimdi yayla çorbamın yağsını yakıyorum. Şöylece göstermek istedim arkadaşlar. Gerçekten şöylece şu şekil. Tuzunu arkadaşlar en sona piştikten sonra attım. Aklınız olsun. Tuzunu en sonuya verin. Gerçekten arkadaşlar koyulu kendisi çok güzel oldu. Buraya da tereyağını şöyle güzelce tereyağını yakıyorum üzeri için. Burada da nanem var. Kendi nanem. Şimdi şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar çorbayı şöyle kaseye koyacağım. Bir elimle tutuyorum. Bir elimle çekiyorum. Kusura bakmayın. Eşimle komşu dışarıda kahve içiyorlar. Kahve yaptım. Onun için bazen arkadaşlar komşu geliyor. Yok yok diyemiyorsun. Yüzünü tutmuyor. Onun için tam görmüş olduğunuz gibi video yarımda kaldı. Çorbanın yağını şöyle üzerine yakıyorum. Şimdi buradan da şöyle nanemizi arkadaşlar mis gibi nanemiz tereyağımızı da kızdırdım. Şöylece arkadaşlar. Şimdi biraz bir elimle tuttum arkadaşlar. Bir elime çektiğim mi? Kusura bakmayın. Şimdi şöylece üstüne çorbamın mis gibi tereyağıyla nanesini yaktım. Bu arada da şöyle tencerenin üstüne arkadaşlar şöylece kusura bakmayın diyorum bir elimle çekeyim arkadaşlar. Bir elimle çekiyorum. Bir elimle. Arkadaşlar canlarım benim. Bugünkü videom bu kadar. Umarım yayla çorbamı beğenirsiniz. Gelin beraber içek diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sizleri çok çok seviyorum ve öpüyorum. Kanalıma abone olursanız. Hoşça kalın canlarım benim.